suratın? Yani bir hal var. Arkada yaşanan bazı olaylardan dolayı. Ha gene bir şey yaşandı, ondan mı kaynaklanıyor bu? Genel mi yoksa seninle ilgili mi? Yani bir kişi üzerinden ama genel hepimizin sinirini bozan bir şey. Kim? Sima ile ilgili. Aa, ne oldu yine? Ya gerçekten bu konuyu açmak istemiyordum ama şöyle bir şey, ben onun çocuk hareketlerinden gerçekten çok sıkıldım. Biz orada röportaj veriyoruz. Hani ben orada kendimi ifade etmeye çalışırken bana oradan çıkıp işte anten tak, onu yap, bunu yap tavırları gerçekten benim sinirimi bozdu ve ben de patladım. Şöyle bir şey var, kreş gibi. Çünkü ben bunu ilkokulda yapıyordum, hani ayna işte kötü söz sahibindir, anten tak. Hani ben bunları ilkokulda yapıyordum. Aramızda Sima ile bizim pek bir yaş farkı yok. Toplasak, belki ay olarak bile toplasak, hani bir yaş falan var aramızda. Bana neden kimse çıkıp demiyor ki, Didem sen çocuk gibi davranıyorsun. Ama ben hani Sima'ya herkes o aynı şeyi söylüyor. Ben çocuk gibi davrandığını düşünüyorum artık. Gerçekten sinir sistemimi çok bozdu. Artık onu görmüyorum bile. O tavırları, o hareketleri, o bana yaklaşımı. Gerçekten hani... Sen burada o Cerem'le ilgili işte kendini yanlış ifade ettiğini söylediği zaman bir de savundun. Ya o benim sana biraz... Sana karşı bir şey mi oldu yoksa? O benim biraz insanlığımdı. Ben onu çok üzgün gördüm çünkü. Üzüldüm. Kendini yanlış ifade ettiğini düşündüm. Ama değilmiş. İddiasının arkasında. Bundan sonra hiçbir şey demiyorum ben. Zaten diyemiyorum da artık. Ne desek o tavırlarıyla, o göz hareketleriyle, o konuşma biçimiyle gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Hani şu anda sinir sistemi olarak hiç iyi değilim. Diğer arkadaşlarım da benim de aynı fikirde, hani suratlarımızın asık olmasının sebebi de bu. Bir Sima sendromu yaşanıyor. Wow. Ben anlatayım isterseniz olayları. Sen sıra gelince anlat istersen. Olur mu? Şimdi herkes, çünkü herkesin bir derdi var. Sima ile problemi olmayan, Sima'ya bayılıyorum diyen. Çözdük biz. Tamam, Ezgi'nin kişisel problemi yok. Başka Sinem'in yok. Şilan. Yani rahatsız değilsin varlığından, ondan vesaire. Yani anlık sinirleniyorum ama sonra unutuyorum. Neden? Önemseyemiyorum istesem. Peki acaba senin de böyle bir kriz anın mı? Evet, kriz anımdı. Çünkü artık 4 hafta boyunca bekledim, sabrettim, tamam dedim. Tek çocuk, şımartılmış olabilir. Didem alttan al, Didem onu yap, Didem bunu yap ama artık gittim yani. Patladım. Bir şey sadece söylemek istiyorum. Tabii. Sadece bir şey. Bir insan, bir insana ne yapmış olabilir ki? 3 hafta içinde bu kadarlık bir nefret, bu kadarlık bir kin. İnsanı böyle bir senin bakışlarından, senin yürümenden, senin bakmandan rahatsız oluyorum, seni çekemiyorum diyecek seviyeye çatabilir. Yani onu sinirime veriyorum ben. Çünkü kendime hakim olamadım. Ama o senin sinirine vermiyor. Bak burada konu oldu. Sen şimdi ona yüksek perdeden seslenen bir kadın pozisyondasın. Ne oldu? Azarladın. Ama onun da o tavırları gerçekten yani... Arkadaşlar burada sizin mücadele ettiğiniz şey aynı zamanda otokontrolünüzü de koruyabilmek. Bu kadar saat bir arada geçirmenizin sonucunda doğal olarak mütemadiyen rekabet halindesiniz. Konuşurken kulak kabartıyorsunuz, açık arıyorsunuz. Biraz centilmence rekabet edelim derim ben. Mümkün olduğu kadar. Peki, Sima gelince konuşalım. Şilan,